Merhaba Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde ilkbahar mevsimi, özellikleri ve doğada nasıl değişiklikler olduğu hakkında sohbet edeceğiz. Çocuklar bildiğiniz gibi bir yılda dört mevsim var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar mevsiminde kış boyunca uykuda olan doğa uyanır. Ağaçlar çiçek açmaya, hava ısınmaya başlar. Biz de kalın giysilerimizi çıkarır, daha ince giysiler tercih ederiz. Her taraf yemyeşil olur. İlkbahar yağmurları yağar. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Bugün sizlere Uçurtma adlı bir şiiri okuyacağım. Bir uçurtma yapsak, bulutlar ovasında kaybolsa, sevgimizi, umutlarımızı uçurtmaya taksak, yeryüzüne hiç inmese, güneşle sevgimiz ısınsa, umutlarımız mavi mavi gülse. Şimdi de sizinle birlikte güzel bir uçurtma yapalım çocuklar. Uçurtma yapmak için gerekli olan malzemelerimiz, evde kullanmadığınız artık kağıtlar, makas, yapıştırıcı, biraz ip ve rafya. Bunlar uçurtma yapmamız için gerekli olan malzemeler. Ben de kuyruğu için daha önce bu şekilde küçük fiyonklar hazırlamıştım. Siz ne istiyorsanız, hayal gücünüze bağlı. Kullanmak istediğiniz hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Uçurtma yapmak için öncelikle bir kare elde etmek istiyorum. Bunun için kağıdın iki ucunu bir araya getiriyorum. Bastırarak parmağımla iz yapıyorum. Ve bir kare şekli oluşturuyorum. Daha sonra fazlalık kısmı kesiyorum. Evet, böyle bir karem oluştu. Şimdi karemin iki ucunu ortada birleştiriyorum. Yine parmağımla iz yapıyorum, açılmaması için. Diğer tarafta aynı şekilde. Bakın, şimdi bu iki ucundan küçük delikler açıp hazırladığım ipi oralardan geçireceğim. Evet çocuklar, uçurtmamız bittiğinde uçurtmamızı gökyüzündeki kuşlarla yarıştırabiliriz. Ama biliyorsunuz şu anda evde kalma süremiz henüz bitmedi. Evde kalma süremiz bittiğinde uçurtmamızla birlikte kırlara ya da sahile inip bol bol uçurtmamızı uçurabiliriz. Çocuklar, bir de kuyruğuna delik açacağım uçurtmamın. Buradan da rafyamı geçireceğim. Evet.
Evet, iplerimi bağladım. Şimdi çocuklar, uçurtmamın kuyruğuna hazırlamış olduğum fiyonkları sırayla yapıştıracağım. Uçurtmamın kuyruğunu istediğim uzunlukta yapabilirim. Evet çocuklar, ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Uçurtmamın üzerine iki tane göz yapıştırmak istiyorum. Kuruması için birazcık bekleyelim. Odamıza ya da balkona da asabiliriz uçurtmamızı. Ya da balkondan aşağıya da sallandırabiliriz. Biraz daha uzatalım mı çocuklar? Yeterli mi kuyruğu? Siz de bir bakın. Beğendiniz mi uçurtmamızı? Uçurtmamızın üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz artık materyallerle. Hadi bakalım uçurtmamızı artık gidip odamıza asalım. Çocuklar, bir sonraki uzaktan eğitim dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, evde kalın.